Yazılım Yonsu YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PHP derslerimizin 14'sünü işlemiş olacağız. Ve bu dersimizin konusu for döngüsü. For döngüsünü sizlere anlatmaya çalışacağım. Ama hocam burayı böyle bırakmışsın. Burayı silmeye üşendin mi? Üşenmedim arkadaşlar. Burayı silmememin nedeni şu. Bizim for döngüsünün while döngüsüne ne kadar çok benzediğini anlatmak için ben bu kısmı silmedim. Buraya for yazıyorum ve Sublime Text bana bu şekilde for döngüsünün kalıbını getirdi. Şimdi ikisinin ne kadar benzediğini anlatmaya çalışayım. Burada dolar sayı adına bir değişken oluşturmuştuk ve 33 dedik. Burada da aynı şekilde dolar sayı adına bir değişken oluşturup değerine 33 verebiliyoruz. Tamam mı? Buradaki değişkeni for döngüsünün içinde veriyoruz. Burada üstüne veriyoruz. Bunu anladınız. Daha sonra dolar sayı değişkenimizi alalım. İyileri sayıya çeviriyoruz. Burada da aynı şekilde iyi değerimizi sayıya çeviriyoruz. İkinci kısımda yani şuradaki kısımda bizim sorgumuzu yazıyor. Sorgumuz neydi mesela bizim? Büyük eşittir 20 idi. Şuradaki sorgumuz var ya. Burada aynı şekilde dolar sayı 20'den büyük olasıya kadar bastır diyelim. Ve dolar sayıyı burada azaltmışız. O zaman aynısını buraya azaltma olarak koyabiliyoruz. Burada da bu değerimizi kesip buraya yapıştırabiliriz. Bakın şu an kodun ne kadar da benzer olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Şimdi bunu anlatacağım. Kafanız çok karışmasın. Daha yeni size gösterdiğim şey sadece şuydu. İki kodun birbirine ne kadar benzediğini anlayın diye o şekilde gösterdim. Şimdi bunu görmeye çalışalım. Burada arkadaşlar hatta üstünde yeniden sıfırdan açalım. İ adında bir değişken oluşturuyor ve her tarafta i'yi kullanıyor. Biz bunu istersek sayıya, rakama ne yazabiliriz? İstediğimiz şeyi yazabiliriz değişkenimizin ismine, tamam mı? Sayı adına bir değişken oluşturduk. Değerini 33 değerini verdim. Daha sonra ikinci kısma bizim koşul, şart. Buraya koşul ve şartımızı koyuyoruz. Daha sonra dolar sayı eksi eksi diyor ya. Bu da bizim arttırma ya da azaltma işlemlerimiz. Daha sonra burada eko dolar sayı deyip bunu istediğimiz gibi bastırabiliyoruz. İsterseniz hemen bu örneği görelim. Tarayıcıma gelip yeniliyorum. Şuradan 14.php'mizi açalım. Ve bize 10. satırda hata veriyor. Buradaki for döngümüzü kaldıralım. Görmüş olduğunuz üzere bize tekrardan 33'ten 20'ye kadar bastırdığını gördük. Bunu mesela sayı 20'den büyük olasıya kadar yaptır desek bu sefer 20 değerini burada bulamayacağız. Bunu mesela arttırma işlemini yapalım. Sayı değişkenime 5 değerini verdim. Sayımız kaç olsun? 20'den küçük olasıya kadar işlem devam etsin ve sayımız her döngüde artsın diyebilirim. Şu an tarayıcıma gelip yenilediğimde de 5'ten başlayıp 19'a kadar gittiğini gördüm. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar for döngüsünün hiçbir zorluğu yok. Aynı bizim diğer döngülerimize benziyor. Özellikle while döngüsüne benziyor. Bunun tek şeyi her şeyi for döngümüzün içerisindeki bu parantezlere yapıştırıyoruz. Bu arada biz burada çift tırnakla dolar sayıyı bastırdık ya. Siz bunu isterseniz çift tırnağı silerek de bastırabilirsiniz. Hiçbir şey değişmeyecektir. Sadece bunu da bu şekilde farklı görmeniz için yaptım. Umarım bu videoyu anlamışsınızdır. Ben bu videoyu bu kadar tutuyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.